Evet, merhabalar değerli dostlar. Şöyle gündemden başlıklar size toparladım. Birincisi Pelin Batu serzenişte bulunmuş. Aslında serzenişte bulunmasına hak veriyorum ama tabii o da yine insanları aşağılayarak ve tepeden bakarak yorumlar yapmış işte böyle sığ beyinler falan filan. Şimdi Pelin Batu'nun bir çocuğu oldu ve adını Rafael koydu. İşte bu Rafael adını niye koydu diye tepki göstermiş Türkiye'de millet. Ya niye tepki gösteriyorsunuz? Ya çok merak ediyorum. Niye tepki gösteriyorsunuz? Pelin Batu'nun oğluna Rafael ismi koymasından niye rahatsız oldunuz? Ya bana gayet normal geldi, doğal geldi. Pelin Batu'nun hayat görüşü, Pelin Batu'nun dinle alakalı söylemleri veya işte birçok söylemine baktığında herhalde çocuğunun adını Ömer, Osman, Mustafa falan koyacağını zannetmiyordunuz. Veya Ayşe, Fatma, Zehra, Zeynep gibi bir şeyler. Koymazdı. Yani bence Rafael koymuş. Tam kendi dünyasına, düşüncesine ve ne olduğuyla alakalı, kendi içselleştirdiği iç dünyasındaki kimliğinle alakalı bir isim. Yani buna niye tepki gösteriyorsunuz? Ondan sonra tepki gösteriyorsunuz. Siz tepki gösterdiğiniz zaman bu sefer tekrar bir aynı o kafa dünyasıyla yine bir aşağılama. Yine şöyle, yine böyle. Yani bazen verdiğimiz tepkiler doğru mu diye, yerinde mi diye sorgulamamız lazım. Yani tepki verenlere buradan ben sizi kınıyorum. Niye kınıyorum? Ya siz bu kadından ne bekliyorsunuz? Ben o çocuğum olsa adını Rafael koyar mıyım? Hani benden beklemediğiniz bir şey olur bu. Ama yani siz Pelin Batu'nun bütün yaptığı programlar, söylemler, şunlar, bunların hepsini bir araya topladığınızda adını Rafael de koyar, George da koyar, Netanyahu da koyabilirdi yani. Bilemezsiniz ki. Zevki misin? Yani bu yüzden tepki verenlerin anlamsız yere gündem oluşturup bir de bu kadından tekrar hakaret yiyorsunuz yani. Tamam, hakaret yapana özgü bir şeydir ama ne gereği var? Tekrar gündeme getiriyorsunuz. Bunu özellikle söylemek istedim. Ve Fransa Olimpiyatlarında bir tane, ikinci konu, bayan yüzme kategorisinde birisini Olimpiyat Komitesi müsabakadan uzaklaştırmış. Gerekçe göstermeden, fotoğrafı gördüğünüz zaman gerekçeyi. Olimpiyatlar biliyorsunuz maalesef. Tamamen bir propaganda. Ne propagandası? Cinsiyetsizleştirme propagandası. Bu konuda onunla alakalı bir şey. Kadınlar kategorisine koyduğunuz kişi ameliyatsız bir erkek yani. Yani görüntüler berbattı. Bu da o konu oldu yani. Falan. Ama aynı şey şunda da geçerli. Mesela bayanlar kategorisine koydukları, özellikle boksta mesela, bizim Sude Naz da elendi. Orada da yani erkek kuvvetiyle ben kendimi öyle hissediyorum. Öyle bir dünya yok. Evet, bunu böyle geçiyorum çünkü biliyorsunuz yani konularla alakalı yorumlara da neler var. Şimdi çok enteresan, Türkiye'de bir insanlarda bir enteresan bir tavır var. Bir tane kadın, bu hayvan sevgisi olayını iyice abarttılar. Domuzlar hani iniyor ya şeye. Şehre iniyor. Bizim sitede de var biliyor musunuz? Ben oturduğum sitede Kemerburgaz Ormanı var ileride. Orada domuz ailesi geceleri iniyor. Bildiğin caddede dolaşıyor yani. Bizim ATV'nin oradaki caddede falan dolaşıyor. Neyse işte domuzlar inmiş. Kadın domuzları besliyor. Beslerken de diyor ki yiyin yavrum yiyin. Buralar sizin de aslında. Millet kafayı yemiş. Dedim aynı kadına yani domuzların da evet ormanlara aynı şey, kobra yılanlar falan, yılan çıyan, onlar da geldiğinde gel yavrum gel seni besleyeyim mi diyeceksin. Bir şey yaparken yaptığın şeyin nereye gittiğini ya da nereye gitmediğini, ne anlama geldiğini çok iyi hesap etmek lazım. Ama insanlar cidden böyle enteresan tepkileri var, kafayı yemiş durumdalar. Kadın domuzları besliyor, bir de bunu videoya çekip yayınlıyorlar. Hadi çektiler ama bir de videoya çekip yayınlıyorlar. Durum daha da vahim. Yani öbür taraftan başka bir konuya geçiyorum. Yolda iki tane kadını çeviriyorlar röportajda. Yemek yedikten sonra ne denir? Ne denir? De şu denir kadınlar. Elhamdülillah ben öyle bir şey demem diyor. Arapça konuşmam, Arapçayı istemiyorum diyor.
Müslüman mısınız? Elhamdülillah Müslümanım ama Türk'üm ben. Türkçe istiyorum diyor falan. Böyle bir garip tipler var. Elhamdülillah Müslümanım diyor ama zaten dediğiyle hani elhamdülillahı ya da besmeleyi inkar etmekle gidip bir iman tazelesi iyi olacak. Çünkü tazelemesi gerekiyor. Böyle şuursuz bir şey. Bunlar da yaşlı başlı insanlar. Nasıl bir sizde bir din zehirlenmesi var anlamış değilim. İnsan kendi mensup olduğu dinden bu kadar rahatsız olur mu? Bak ben bunu hiçbir Hristiyan'da, Musevi'de zaten görmüyorsun. Onlar küçüklükten beri böyle militan gibi yetişiyorlar. Ama inanın ben farklı bir dinlerdeki insanlarda bunu görmedim. Görmedim. Çünkü onların da kendi dillerine, kendi işte mesela Ermenilerin Ermenice ibadet duaları var. Fakat ben görmedim ama Müslümanım diyenler kendi mensup olduğu dini bu şekilde istemediği gibi, bu şekilde beğenmediği gibi bir de Müslümanım diyor elhamdülillah ama ben Türk'üm, Türkçe istiyorum hemen Türkiye bak. Ya ne alakası var? Bir Fransız Müslüman olduğunda Fransızca konuşmaktan vaz mı geçiyor? Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor. Namaz kılıyor, duaları okuyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Elhamdülillah diyor. Ne oluyor? Fransızca gidiyor mu yani? İngiliz. Bu kadar Müslüman olan var. Kestiniz bunlardan bir tanesi. O demiş ya hani. İlk önce Kur'an'ı okudu. Müslümanları görseydim. Müslüman olmak olmayabilirdim gibi. Ben bir sürü yani Türkçe bilmeyen Müslümanı biliyorum. Ben bir sürü yani İngiliz, Alman, farklı millette insanlar da Müslüman oluyor ve Arapçadan bunlar demiyorlar. Ben niye bu Arapçayı öğreniyorum falan demiyor. Ben niye bu Arapçayı öğreniyorum demiyor. Normal ibadetine başlıyor. Çok enteresan. İşte bu iki tane kadın bence yani beyinleri üniversitede bir araştırılsa iyi olacak. Bunlar nasıl bu hale gelmiş? Nasıl zehirlenmişler? Bu mantığa nasıl gelmişler? Yani çok enteresan. Geçen hani Genco Erkal'la alakalı bir şey dedim ya. Benden sonra yazdılar. Yani gerçekten birisi de yazmış insanlara hani camiden niye kaldırıyorlar? Onun da isteğiyle doğru. Yani sormuşlar mı acaba? Evet, diğer bir başlık çok önemli. Şimdi Instagram'ın kapatılmasıyla alakalı Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Hanım diyelim, ünlüce galiba. Diyor ki yani biz istemediğimiz insanlara istemediğimiz insanlara da su veriyoruz diyor. Sularını mı keselim? Instagram böyle bir şey mantık bak yutmuş. Siz nasıl belediye başkanısınız ya? Ne demek istemediğimiz insanlar? Bak biz istemediğimiz insanlara o zaman su mu vermeyelim diyor. Böyle bir şey yok ya. Bir belediye başkanı diyor ki istemediğimiz yani sen şehrindeki istemediğin insanlar olamaz ki senin. Garip kafalar. Bir belediye başkanının bunu söylemesi gerçekten çok garip bir kafa. Çok garip bir kafa. Yani gerçekten anlamış değilim. İstemediğimiz insanlara su mu vermeyelim? Hani hükümete laf çakıyor. Vallahi değerli dostlar, gerçekten şimdi bir düğünden geldim. İnsanlar aşmışlar değil, kendilerini kaybetmişler. Açıklığın, daha doğrusu soyunmanın bir medeniyet olmadığını insanlara anlatamadık. Yani gerçekten kadınları görüyorum. Kocalarını da yanında görüyorum. Hayır bir de lümbür lümbür güzel de. Şimdi Allah affetsin. Hani böyle vücudu güzel olan açıyor da. Ama yani şunu gördüm kadınlarda. Ben kiloluyum. Yani özgüven diyorlar kendini seviyor. Yes okay no problem. Ama ya abi biraz da yakışsın ya. Teyzemin kızıyla yan yanaydım. Dedim ki o çok şıktı zaten. Kapalıdır zaten çok. Hüseyin abla. Dedim ki millet de gelip benim bir fotoğraf çektiriyor bu arada. Ben de ünlüyüm güya. Ben böyle bak bu kıyafetle. Bileklere kadar böyle oturduk. Biz hanım hanımcık. Biz büyük şehirden gelmişiz falan. Böyle bir mantık. Gerçekten köydeki, kentteki, kasabadaki bir şuursuzluk almış başını gidiyor.
Şaşırdık. Sonra kalktık. Hadi gel dedim. Dondurmayı yiyelim. Ne alaka dedi. Boş ver dedim. Biz dedim. Dondurmayı yiyelim. Gel biz dondurma alalım yiyelim. Çok ciddiyim. Ne alaka ya, yürü dedim. Doğru ya. Eğlenelim yani. Baksana dedim duruma. Yani biz var, hani biz marjinaldik olayına geldi bu iş. Ben güya ünlüyüm. Benle gelip fotoğraf çektiriyorlar. Ben böyle. Daha ondan evde kaldık dedim. Dedim abla ondan evde kaldım. Çok enteresan. Şaka bir tarafa. Normal olmak kadar güzel bir şey yok. Anormalliği normalmiş gibi ya da bu seni statü sahibi yapıyor, sen modernmiş gibi. Soyunmak medeniyet ya da modernlik değil. Cahillik nedir? Onun da adını siz koyun. Evet, Instagram olayı devam ediyor. Candaşçıoğlu da Işık'ta demiş ki, işte demiş Instagram'ın Türkiye'nin istediği karara göre hareket edilecek. İsterse açılır, işte Türkiye'nin dediklerini yaparsa açılır. Abi böyle bir açıklamaya ne gerek var? Zaten konu o. Türkiye bazı isteklerde bulunuyor. O da bunlara yaparsa. Bu arada Instagram ilan vermiş, Türkçe bilen yönetici arıyor. Ya, zor oyunu bozarmış, ben söyledim. Bugün ilan verdi. Demet Akalın da demiş ki ben görev alırım. Ben de yardımcın olurum. Tamam. Müdür ol, boş ver. Programı da zaten Demet güzel yönetiyor. Ben seviyorum böyle. Biz gidiyoruz Instagram'a. Beni başına koymaları lazım zaten Instagram'ın. Aa, ben her şey. Olmaz uygun değil. Hayır olmaz. Olmaz göğüs çatalım. Olmaz göğüs çatalım gözüküyor. Olmaz. Ben komple tam beni rütüğün başına koysalar zaten ülke 3 gün sonra karışır. Ben her şeyi yasaklarım. Ya yasaklamam da aslında doğrusunu yapıyorsun. Doğruyu uyguladığın zaman yasakçı diyorlar. Neyse, bu Instagram macerası daha ne zaman neydi, ama TikTok kesinlikle kapatılmalı. Üstüne basa basa söylüyorum. Kapatılmalı. Ya çok enteresan, ben TikTok'la alakalı biliyorsunuz yıllardır öyle öyle derken baktım şimdi herkesin bir çenesi açılmış sosyal medyada. Aha sus pustunuz, ne oldu böyle bu gündem olunca, o kapatılsın, o kapatılsın. Bence TikTok'a gidecek iş, TikTok kapatılacak. Instagram'la bir şekilde anlaşırlar. Instagram Türkiye'deki o pazarı kaybetmek istemez. Cidden istemez, o bizim sosyal medyadaki bir sürü cahil var. Bir sürü sosyal medyada cahil var. Onların üzerinden gelen şeyleri kaybetmek istemez. Bir noktaya varılacak diye düşünüyorum. Ama yapılan yaptırım da, hani insanlar şunu anlamıyor. Bir duruş sergileniyor. Yani Instagram'da Türk yönetici aramaya başlamış. Böyle de bir durum var. Demet Akalın gönüllü. Ben de onun yardımcısı olarak. Sen artık o Instagram'dan ne hayır beklersin bilmiyorum. Evet değerli dostlar, gündemden ana başlıklar bunlar. Yarın neler olur bilemem. Pazartesi akşamı ne olur bilemem. Pazartesi sabah itibariyle neler olmaya başlar bilemem, ama şöyle bir haftayı toparladığımızda böyle enteresan şeyler. Domuzları besleyen kadın, işte Elhamdülillah ve Besmele'den rahatsız olan, reddeden, Müslüman olduğunu iddia eden ablalar. Enteresan. Olimpiyatlar zaten tam bir rezalet. Çaldım sayıra. Pelin Batu'nun oğlunun ismini şaşanlara, şaşaraktan size iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. İnsanlardan beklediğiniz şeyi yaptıklarında tepki vermeyin. Beklemediğiniz şeyi yaptıkları zaman tepki verin. Okey. Hadi görüşmek üzere.